Sevgili öğrenciler, bugün sizlere balıklarda sindirim sistemi hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle işleyeceğimiz konunun alt başlıklarını maddeler halinde sıralamak isterim. Birincisi, sindirim sisteminin başlangıcı olan ağız, dişler, yutak ve yemek borusu, mide yani gastrit ve kör keseler yani floriseka, bağırsaklar yani enteron veya intestinum. Son olarak da sindirim bezleri. Tabii ki bu sindirim bezlerinin de kendi içinde iki alt başlığı var. Birincisi karaciğer yani hepar, diğeri ise pankreas. Şimdi sırasıyla alt başlıklar halinde dersimizi işlemeye devam edelim. Birinci alt başlığımız balıklarda ağız. Genellikle başın ön ucunda yer alan ağız dudaklı ve dudaksız olabilir. Balıkların yaşama ve beslenme şekillerine göre ağız biçimleri ve dudaklarında farklılıklar gösterir. Ağzın ana çatısını çeneler oluşturur. Çenelerin arasında oluşan ağız boşluğunda yani kavum oris içinde damak ve dil bulunur. Balıklarda ağız ve çeneler diğer omurgalılarda olduğu gibi besinleri yakalama, koparma ve çiğneme görevlerini yerine getirir. Emme suretiyle beslenenlerde dudaklar daha etli ve kıkırdaksı bir levha şeklinde de olabilir. Bazı köpek balıklarının dudaklarında dişler de bulunabilir. Ayrıca bazı balıkların yani Siluride, Sprinide, Aspenseride ailelerine ait bireylerdeki dudaklar üzerinde kısa ve uzun farklı sayıda bıyıklar bulunabilir. Bıyıklar duyu organı olarak balıkların besinlerini bulmada da görev yaparlar. Aspenseride yani Mersin balığı ailesindeki bazı balıklarda dudaklar hareketsiz olabilir. Lapin balıklarında yani labritlerde, dülger balığı yani zeyitlerde ve çapak balığı yani Abramus brama gibi balıklarda premaxilla yani ön çene ile kafa kemikleri arasında özel eklemler yardımıyla ağızlarını ileri doğru uzatarak tüp şekline sokabilir ve avlarını yakalayabilirler. Balıkların ağız ve dudaklarında geçici değişiklikler de olabilir. Örneğin alabalıkların erkekleri üreme döneminde yani dişilerin yumurta bırakma zamanlarında alt çenelerini çengel şeklinde yukarıya doğru uzatırlar. Balıklarda dil memelilerde olduğu gibi değildir. Rudimenter yani gelişmemiş kalmıştır. Ve ağza alınan besinleri ileriye gönderme gibi bir görev yapmazlar. Balıkların ağız boşluklarında tükürük bezleri bulunmaz. Fakat aldıkları besini saran mukus yer alır. Balıklar besin alış biçimine göre yırtıcı, otlayıcı, süzücü, emici ve parazitik olarak sınıflandırılabilir. Besin alış biçimine göre de dolayısıyla ağız, çene, diş, mide ve bağırsak şekilleri uyumludur. Yırtıcı yani parçalayıcı olanlar gözle görülebilecek kadar büyüklükte hayvanlarla beslenirler. Bunlarda çeneler iyi gelişmiştir. Tutucu ve yakalayıcı özellikteki dişleri, kuvvetli asit salgılayan mideleri ve otçullara göre kısa sayılabilecek bağırsakları vardır. Bu gruba örnek olarak lüfer balıklarını yani Pomatomus saltatrix'i verebiliriz. Otlayıcılar ister bitki ister diğer canlıları otlar gibi yedikleri için bu adı almışlardır. Bunlara örnek skaritlerden ıskaroz balığı verilebilir. Süzücülerde ise solungaç kemeri üzerinde birbirine yakın çok sayıda solungaç dikenlerini süzgeç gibi kullanarak çeşitli planktonlarla beslenirler. Buna örnek ise sardalya yani klopayitler verilebilir. Mersin balığı gibi bazıları da besinleri ve besin bulunan maddeleri yani çamur gibi emerek aldıklarından bunlara da emiciler denilmiştir. Derede dokuz gözlüsü yani Petromyzon marinus gibi bazı balıklar diğer balıklar üzerine yapışarak onların kanı ile yani parazitik olarak da beslenebilirler. Balıkların sindirim sisteminde yer alan bir diğer önemli unsursa dişler yani dentistir. Dermis tabakasından kökenlerini alan dişlerin şekilleri ve bulundukları bölgeler balıkların beslenmeleriyle ilişkilidir. Örneğin yırtıcı etçil balıklardan turna yani Esox lucivus ve yayın yani Sidurus cranis balıklarında ince, sivri uçlu, bitki ve kabuklu böceklerle beslenen sazanlarda oldukça kısa ve küt şekilli, tamamen dipten beslenen vatoz balıklarında ise parke taşı gibi yassı ve öğütücü biçimdedirler. Dişler genel olarak bulundukları bölgelere göre ve şekillerine göre gruplandırılır. Bulundukları bölgelere göre çene, ağız ve yutak dişleri olarak üçe ayrılır. Bunlardan çene dişleri üst çenede yani premaksilla ve maksilla üzerinde, alt çenede de dentarik kemikleri üzerinde yer alırlar. Çene dişleri sivri, ince, keskin ağızlı, kuvvetli, uzun ve öğütücü biçimde olabilir.
Ağız içindeki dişlerde, ağız tabanında, ön tarafı vomer üzerinde, damak üzerinde, pterigoid kemikleri üzerinde ve dil kemiği yani glossohiali üzerinde bulunabilirler. Ağız dişleri bulunduğu kemiğin veya yerin adını alır. Buraya örnek olarak vermek gerekirse vomer dişleri, damak dişleri gibi. Bunlardan vomer dişlerinin sayıları ve dizi dişleri alabalık türlerinde farklıdır. Yutak yani farynks ise dişleri, farynks dişleri solungaç yaylarının üst veya alt parçaları üzerinde bulunabilirler. Yutak dişlerinin en gelişmiş olanları sazangillerde yani springlerde bulunur. Bunlarda 5. solungaç yayı üzerinde türlerin beslenme biçimine göre koparıcı, yakalayıcı, parçalayıcı ve öğütücü biçimde olabilir. Bu dişlerin karşısında nörokraniumda art kafa kemiği üzerinde çiğneme plakası yer alır. Sazangillerin türlerinde yutak dişlerinin sayıları ve diziliş sıraları da farklı olabilir. Örneğin sazan balığında üç sıralı dişten içe doğru 3-1-1-1-1-3, kalife balığında yani tinka tinkada tek sıralı 5-5, tatlı su kefalinde yani Rheus cephalus'ta iki sıralı 2-5 ve 5-2 formülüyle gösterilir. Balıklarda dişleri şekillerine göre sınıflandırdığımızda birincisi kardiyoform yani kısa, uçları sivri, ikincisi viliform yani ince, uzun ve sivri, üçüncüsü kaninform, uçları konik, dik, çoğu kez içeri kavisli köpek dişleri, dördüncüsü insisiv yani keskin kenarlı kesici dişler ve son olarak da molariform veya molar dişleri yani çiğneme yüzlemi olan öğütücü dişlerdir. Bunlar da yine küçük yüzlemli olabildiği gibi parke taşları gibi dizilmiş geniş bir yüzleme sahip organizasyonda olabilirler. Balıkların sindirim sisteminin bir başka alt başlığı yutak ve yemek borusu yani farynks ve özofagüstür. Ağız bitiminden başlayıp 5. solungaç yayında son bulan yutağın iç yüzeyi tek hücreli bezler ve tat tomurcuklarından zengin epitel dokusuyla örtülüdür. Yutağın ön tarafında tabanında yer alan dil, kas dokusu ve hareket yeteneği olmayan kıkırdak veya kemik desteği olan üzeri bağ dokusuyla örtülü gelişmemiş bir organ şeklindedir. Sazan balığında, taş ısıran balığında ve alabalık gibi bazı balıkların yutak tabanında yerleşmiş tat tomurcukları ve mukus bezleri bakımından zengin besinleri yaygınlaştırmaya ve tadını alarak ayırt etmeye yarayan paretal organ yer alır. Ayrıca yutak dişleri de bulunabilir. Yemek borusu yani özofagus yutaktan sonra gelen ve mide ile arasında kesin bir sınır olmayan kısa ve geniş bir boru biçimindedir. Çeperleri hem dairesel hem de uzunlamasına çizgili kas tabakasıyla donanmış olması nedeniyle büyük esneme yeteneğine sahiptir. Yemek borusu ile mide arasında kesin bir sınır yoktur. Ancak belirgin bir biçimde iç çeperlerinde asit salgılayan epitel dokusunun bulunmasıyla mide hem yemek borusundan hem de bağırsaklardan ayrılır.